Hoş geldiniz. Çiliz üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alır da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, 19 civarlarına kadar arkadaşlar düşmek suretiyle desteği alan ve devamında Bybit'inde USDC işlem çiftini, Çiliz USDC işlem çiftini açması ki e, Bybit oldukça büyük bir borsadır. USDC de e, piyasanın en büyük stable coinlerinden bir tanesidir. E, Chiliz'i bu şekilde USDC paritesiyle listelemesi ve devamında gelen e, Ronaldo haberleriyle fan tokenların yükselişi üzerine güçlü bir e, yön yukarı hareket içerisine girdi arkadaşlar ve şu an bulunduğumuz pozisyonda da tabii ki ne yapabilir? Hatta ortalama 22'lere kadar dahi e, yükseliş ihtimalinden Söz edebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada 20.7'leri takip etmemiz gerekiyor. Altı bir kırılım devam edecek e, düşüş hareketi hakkında bize e, bir bilgi verebilir. Ben açıkçası şu anda kısa vadede rutin bir yükselişe çok fazla ikna olamadım. İkna olamamamın sebebi uzun bir zaman boyunca çilizin ne yapması aslında e, yükselmesi arkadaşlar. Ve bu pozisyon itibariyle de aslında şu anda, bu arada şurada güzel yine bir kademeli alım sinyali vermiş. Bununla birlikte ciddi bir yükseliş yapması, şu anda aslında son zamanlarda yaptığı düşüşler biraz daha devamı gelecek bir düzeltmenin sinyalini veriyor diyebilirim. Bu bağlamda ben aslında 16.5'lara kadar gerilemenin önümüzdeki günlerde ve haftalarda devamı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi ne olacak ne bitecek hepsini göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.